Ayda yılda bir gelirdi. Yeter de artardı bu geliş. Hepimizi karşısına alır, lafını ortaya söylerdi. Unutulmayacak sözler miydi, yoksa onun sözleri mi unutulmazdı, anlamazdık. Sık değiştirmediği kahverengi ceketinin üst cebindeki mendili hep biz kirletirdik. Ya akan burnumuzu ya da kaçan gollerin ardından döktüğümüz gözyaşlarımızı silerdi o mendil. Çocukluk işte. Ama büyük başkan bizi adam yerine koyar, o şanlı formayı ısrarla bize giydirirdi. Adelelerimiz gözüksün diye kısa tuttuğumuz şortumuzu ve malzemeci Ahmet abimizden ne edeceksin deyip verdiği tozlukları giyip çivili kramponlarımızı da yandan bağladığımızda hakikaten koca adamlar gibi dururduk. Aslında bizi adam yapan o formaydı. Şeyini şey yaptınız dediğinde biz neyi kastettiğini bilirdik. Lafını kısa keser, söylediğini de unutmazdı. Belki de hiçbir şeyi unutmadığı için unutulmaz olacak Sayın Seba. Ekranı da pek sevmezdi. Ne önünü ne de arkasını. Onu yazmak o kadar zor ki, niye ki bu çabam? Onu altın harflerle yazan tarihten daha iyi anlatamam ki. Ben, Metin Ali'nin Feyyaz'ı, Rıza'nın ön direk takipçisi, Şifon'un pas duvarı ve Ferdinand'ın çapraz koşucusu, Samet abinin kibarı ben, seni o aramıza giren herkesten çok seviyorum. Ve biliyorum ki sen de bu başına buyruk inatçı evladını seviyorsun. Gitme. Gitme büyük başkan. Sakın gitme. Çünkü ben sana gelemedim.